Medeniyetimizin ruh mimarları programımızın bugün Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni anlatacağız. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hicri 6. asırda yaşamış bir mutasavvıftır. Mevzuya girmeden önce ben genel bir bakış için yine Necip Fazıl'dan tasavvuf hakkında birkaç alıntı yapmak istiyorum. Daha doğrusu aklımda kalanlar kadar. Üstad Necip Fazıl meseleye şöyle yaklaşır. İslam'ın zahiri şeriattir, batını tasavvuftur. Ve bunlar kıl kadar birbirinden ayrılamaz. Hatta der ki hani bazı görüşler vardır işte İslam dini tasavvufu kabul eder diye bazı görüşler vardır der. Bu çok yanlış bir şeydir. Çünkü der İslam'ın batını ve zahiri birbirinden ayrılamaz. Bunlar bir bütündür, kenetlenmiştir der. Ve bu görüşe de karşı çıkar. Hatta onun sözleriyle ben ifade edeyim onu. Zaman zaman bir takım sözler olur. Garip garip dedikodular. Şeriat tasavvufa uyar, onu uygun bulur gibilerden. Buna da güzel bir riyaziye mantığı ile şöyle cevap vermek icap eder. Onun zahiri, onun batınına ne kadar uyarsa tasavvuf da şeriatı o kadar uyar. Yani bedahet bu. Uymak, hani uymak da bu anlamda demek istiyor. Yani ben ne kadar, ben elbiseme ne kadar uyuyorsam o da bana o kadar uyar. Yani bunlar kıl kadar çözülmez birbirinden diyor. Birbirinin kenetlenmiştir diyor. Ayıramazsınız. Tasavvuf ayrı bir şeydir. Şeriat ayrı bir şeydir diyemezsiniz diyor. İslam'ın diyor zahiri şeriattir. Batını da tasavvuftur. Öncelikle bu bakış açısını bilmemiz gerekiyor. Kuru kuru bir hani menkıbe anlatma şeklinde bir tasavvufa bakış açısını Üstad Necip Fazıl tenkit eder mesela. Böyle bir bakış açısı olmaz. Tasavvufu İslam'ın ruhu olarak değerlendirir ve o anlamda İslam'ın tabii ki de ayrılmaz bir parçası olarak görür. Ve ondan yine bir alıntı yapmak istiyorum tasavvufla ilgili. Tasavvufta bir umumi kainat görüşü vardır diyor. Tasavvufta umumi bir kainat görüşü vardır. Çok az bilinir ama çok mühimdir. Bütün bir metot ve esas akla payanda olacak kadar mühim. Üç hakikat kabul ederler. Biri Allah'ın hakikati. Mutlak, faal, vahid. İkincisi insan dışı alemlerin hakikati. Kayıtlı, münfail, sefil. Yani mutlaka mukabil kayıtlı, faale mukabil munfail ve ulviye mukabil sefil. Burayı tekrar söyleyeyim. Yani mutlaka mukabil kayıtlı, faale mukabil munfail, munfail işletici fiilin içine işlemiş, hareket ettiren ve ulviye mukabil, yüceye mukabil sefil. Biri de insanın hakikati. Mutlak ile mukayyet, faal ile mutlak ile mukayyet, mutlak ile kayıtlı, yani mutlak ile kayıtlı faal ile münfail, ulvi ile sufli, müessir ile müteessir arası hakikat. Ve insanda en aşağıdan en yukarıya doğru iki hakikat arası bir cereyan geçirme istidadı vardır diyor. Ve işte insanın birinci hakikatindeki ulviyeti ikinci hakikatini yenerek kazanmasıdır ki Allah'a ermenin yoludur ve tasavvuf budur. Yani burada kısaca anlatmak istediği tasavvufun kainat görüşünün üç aşamalı olduğu ve bunların hepsinin neticesinde Allah'a erme gayesi olduğunu söylüyor. Şeriati emirler ve yasaklar olarak zaten mutlak değişmez kanunlar olarak biliyoruz. Ve tasavvuf da bunun ruhu ve tasavvufa bu şekilde bakmamız gerektiğini söylüyor. Biliyorsunuz Mirza Beyoğlu'da zaten tasavvufun, İslam tasavvufunun, o da kuru kuru menkube anlatmak anlamında bakılmaz tasavvufa der ve ondan insan ve toplum meselelerine bugünkü çözemediğimiz, üzerinde toprak seviyeli meselelerden mesela insan ve toplum meselelerine çözüm çekirdeklerini bulabileceğimiz hikmetler gözüyle bakar ve oradan fikirler devşirir mesela Mirza Beyoğlu eserlerinde. Dolayısıyla bu gözle bakarlar. Hani çünkü tasavvuf bir hal rejimidir. Aslında yaşanarak bilinen bir şeydir. Hani yaşamadan kuru işte dışarıdan bir gözle
anlaşılacak bir şey değildir. Hal rejimidir. Dolayısıyla o tecrübeler yaşanmış olarak bize gelen tecrübelerdir. Hani anlatılan o hikmetler, olaylar, hadiseler, onlara açılan dünyalar, anlatabildim mi? Ve dolayısıyla bunlar bize gelen tecrübelerdir ve bu tecrübeler bir fikir adamının gözünde insan ve toplum meselelerinin halinde Kur'an, işte sünnet, icma, kıyasın yanında yine bir hikmet olarak kaynaktır. Çünkü yaşanmış bir tecrübedir bunlar. Bu anlamda da önemlidir İslam tasavvufu. Üstad'da da, Mirza Beyoğlu'nda da. Abdülkadir Geylani Hazretleri, dediğimiz gibi Hicri 6. asırda yaşamış. Bir Allah dostudur. Zamanının kutbudur. Özelliği budur. Zamanının kutbu, Gavsi, işte Gavs-ı Azamı derler Geylani Hazretlerini. Yani kutup derken şunu kastediliyor aslında. Velilerin bir kısmına irşat vazifesi verilir ilham yoluyla. Bir kısmına da verilmez. İrşat vazifesi verilen veliler arasında en kamili vardır. Her zamanın en kamil, en olgun bir veli vardır o irşat vazifesi verilen veliler arasında. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri işte onlardan birisidir o dönemin. Ama onun feyzi elbette ki hani bugüne kadar da silsile halinde devam ede gelmiştir. Dolayısıyla yaşadığı dönemin bütün evliyasının en üstündedir. Gavs dediğimiz budur ve Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadiri tarikatının kurucusu olmasına rağmen, ki o zaman henüz Nakşibendilik ortaya çıkmamıştı, diğer tarikatların hepsinin de feyzini veren büyük olarak görülür. Kutup yıldızı gibi düşün. Hani sanki ona bakarak hani yolunu bulur, kendini doğrular ya da işte ondan feyz alır gibi düşünebiliriz. Yani miladi 1077 yılında Azerbaycan ya da İran'ın Geylan şehrinde dünyaya geliyor. Ebu Muhammed ismi ya da Ebu Muhammed Muhittin, Gavsül Azam, Kutbi Rabbani, Sultanül Evliya gibi isimlerle bütün İslam coğrafyasında değişik isimleri var ve tanınıyor. Babası Hazreti Hasan'ın soyundan, annesi Hazreti Hüseyin'in soyundan geliyor. Yani dolayısıyla hem Seyit'tir hem Şerif'tir kendisi. Tabii çok daha henüz doğmadan babası rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Şöyle anlatıyor kendisi. Resulullah bana, ey Ebu Salih, Allah bu gece sana kamil, olgun ve derecesi yüksek bir erkek evlat ihsan etti. O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliya arasında derecesi yüksek olacaktır diye haber veriyor rüyasında. Ve zaten doğduğundan itibaren de Geylani Hazretleri kendisini belli eden bir çocuk oluyor. Hatta bebekken Ramazan'da iftar olana kadar annesini emmiyor. Hatta Üstad herhalde Necip Fazıl bir eserinde, Veliler Ordusu'nda eserinde anlatıyor. Ramazan'ın hangi gün olduğu konusunda bir şeye düşüyorlar, şüpheye düşüyorlar. Ve akıllarına şey geliyor, Geylani bebek Abdülkadir geliyor. Diyorlar ki hani o Ramazan'da emmiyor ya, hani muhtemelen eğer Ramazansa bugün, şüphedeler çünkü o hilali görememişler, emmiyordur. Gidip ona bakalım. Soruyorlar ve emmemiş ve o gün Ramazan olduğunu öyle anlıyorlar. Hatta daha sonra tahkik ettiklerinde hani doğru mu yanlış mı diye, gerçekten o gün Ramazan oldu ortaya çıkıyor. Daha sonra çocukluğuyla ilgili çok bilinen bir hikaye vardır. Hikaye dedim ya, hani yaşadığı bir olay. 8 yaşında şeye gidiyor, bu işte öküz herhalde, öküzleri salmaya, işte şeye, meralara falan çıkıyorlar. Orada oyunlar oynarken bir öküzün kuyruğuna yapışıyor. Öküz buna birden dönüp diyor ki, sen böyle işlere memur değilsin diyor. Çocuk bunu duyunca tabii dehşete kapılıyor ve hemen evine gidiyor. Daha sonra annesini anlatıyor ve diyor ki, ben diyor işte hani işaret aldım diyor, Bağdat'a gitmek ve orada ilim öğrenmek istiyorum diyor annesine.
Annesi de yaşadığı olaylardan bildiği için, çocuğunun farklı bir çocuk olduğunu bildiği için izin veriyor ve onu tembihliyor. Diyor ki asla doğruluktan şaşma diyor. Sana tek vasiyetim budur diyor. Belki bir daha seni göremem diyor. Sana söyleyeceğim tek şey budur diyor. Asla yalan söyleme, doğruluktan şaşma diyor. Daha sonra işte bir kervanla, küçük bir kervanla Bağdat'a doğru yola çıkıyor. Ve yolda kervanı bir eşkıya sürüsü basıyor. Yağmalıyorlar, işte herkesin malını mülkünü alıyorlar, parasını soyuyorlar. İşte ceplerini arıyorlar bilmem ne. Bu çocuğu tabii kimse çok umursamıyor. Annesi de çocuğun ceketinin kaftanının içine bir para, 40 dirhem herhalde dikmiş. Çocuğu pek umursamıyorlar ama eşkıyanın biri gelip diyor ki fakir çocuk diyor, sende ne var diyor, bir şey var mı diyor, sende para, üstünde para falan var mı diyor. Var diyor çocuk. Ondan sonra gülüyor, bu dalga geçiyor çocuk benimle diye, böyle gülüyor. O sırada eşkıyaların başı geliyor. Nerede diyor senin paran diyor. O da diyor işte ceketimin içinde dikili. Çıkarıyorlar, söküyorlar. Hakikaten orada para var. Annem bana hani doğruluktan ayrılma dedi. Ben de ona verdiğim sözü tutuyorum. Onun için hani söyledim. Hani bunun üzerine o eşkıyalar hani imana geliyorlar ve o kervanı bırakıyorlar. Paralarını geri veriyorlar. Ve bu vesileyle, hani o çocuğun vesilesiyle de bir nevi imana gelmiş oluyorlar ki bu çok anlatılan bir hikayedir. Böyle masal gibi çocuklara falan da anlatılır. Bu hadiseden sonra Abdülkadir Geylani Bağdat'a geliyor. Burada büyük alimlerden dersler alıyor. Fıkıh, hadis, tasavvuf ilimleri öğreniyor. İlim tahsilini tamamladıktan sonra da vaaz ve ders vermeye başlıyor. Hocası Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde dersler veriyor ve sohbetleri, vaazları o kadar çok kalabalık oluyor ki medreseyi büyütmek zorunda kalıyorlar. O kadar çok ilgi ve alaka gösteriliyor. Daha sonra Geylani Hazretleri Bağdat'ın Sahra Çöl tarafında Kel Harabeleri deniyor. Burada riyazeti çekiliyor ve 25 sene halktan uzakta kendi başına riyazetle, ibadetle vaktini geçiriyor. 25 sene sürüyor bu. Ve burada çeşitli aşamalardan geçiyor tabii. Nefs terbiyesi. Çeşitli katman katman artık bir sürü şeyler anlatıyor onunla ilgili. Onlar çok anlatılabilecek şeyler değil. Hani değişik haller yaşıyor. Kendisi şöyle diyor. Irak'ın sahra ve harabelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden, kimsenin de benden haberim yoktu diyor. Bir gün diyor bu harabelerin oradayken bir ses işittim. Ey Abdülkadir, bu ben senin Rabbinim. Sana haramları mübah, serbest kıldım. Başkasına yasak olan şeyleri sana helal kıldım diyor. Bunun üzerine Euzu Besmele çektim ve sus ey melun diye bağırdım. Bunun üzerine aynı ses, ey Abdülkadir, Rabbinin izniyle çeşitli yerlerde bana aldanmayarak şerrimden kurtuldum. Halbuki ben bu yolda 70 bin kişiyi yoldan çıkardım. Yani şeytanla karşılaşması bu. Böylece safa safa nefsinin ve arzu ve isteklerinden, dünyaya meylinden, işte o hatta o kat ettiği aşamalardaki kibrin, nefsin böbürlenmesini de aşarak, onu da tezkiye ederek büyük bir mücadele veriyor ve 25 yıl sürüyor bu. Ve o kadar ki şöyle anlatıyor. Sahralarda dolaşırken ol, hani kün, Allah'ın ol emri var ya, kün sözüyle ihsan oldum Allah tarafından. Allah bana bu sözü verdi. Hani ne istesem oluyordu diyor. Ama diyor sonra böyle yapmaktan haya ettim diyor. Allah'a karşı edebi gözeterek hani her istediğimi ol demesinden hani haya ettim diyor Allah'tan. Hani bana verildi, bu ihsan edildi ama yani yapmadım diyor mesela. 25 yıl sonra Bağdat'a dönmek istiyor. Bağdat'ın girişinde tam gireceği sırada birisi onu durduruyor. Ve diyor ki hayır, hayır giremezsin diyor. Bağdat'a giremezsin, izin verilmedi diyor.
Daha sonra bunun Hazreti Hızır olduğu söyleniyor. Ve orada 7 yıl girmeden, hani burada bekleyeceksin, hani izin verildiği zaman gireceksin. 7 yıl boyunca giremiyor Bağdat'a ama oralarda yine ibadet ve riyazetle vaktini geçiriyor ve tekrar 7 yıl sonra aynı kişi gelerek artık izin verildi, girebilirsin deniliyor. Ve böylece Bağdat'a girebiliyor. Bağdat'ta hocası Şeyh Hammad Debbas ile görüşüyor. Onunla o da büyük bir zat ve onunla kafasına takılan soruları çözüyor, işte sohbetler ediyor, onunla tartışıyor, bilmediği meseleleri ondan öğreniyor. Ya da takıldığı mevzuları ona soruyor ve ondan cevaplarını alıyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela zamanın büyüklerinden Ebul Vefa Hazretleri, o gelince ayağa kalkıyor. Mesela. Ve etrafındakiler diyor ki, evliyadan birisi geliyor, ayağa kalk diyor. Etrafındakiler de şaşırıyorlar yani. Hani niye böyle yapıyorsun? Hani sen büyüksün ama biz bunu tanımıyoruz yani. Ve genç. Hani o da diyor ki, hani daha zamanı var, vakti gelince okumuş cahil herkes bu gence muhtaç olacak. Onun feyzinden, manevi ilminden faydalanacaklar diyor. Yine bir gün aynı zat şöyle hitap ediyor. Ey Bağdatlılar, Allah'a yemin ederim ki onun başında bir ucu doğuda, bir ucu batıda olan sancaklar dalgalanacaktır. Fakat ileride diyor ve Geylani'ye dönüp şöyle diyor. Bugün söz bizimdir fakat ileride söz senin olacak. O zaman bu ihtiyarı hatırlarsın diyor Geylani Hazretleri'ne. Ve Geylani Hazretleri irşat vazifesine başlıyor izin verildikten sonra. Ve Gavs olduğu, yani bütün evliyaların feyz aldığı en kamil, zamanın en kamili olduğu ilham yoluyla kendisine bildirildiği zaman aynı anda o devirde yaşayan Mısır'daki, Fas'taki, Endonezya'daki, Endülüs'teki, artık Anadolu'daki bütün evliyalara ilham yoluyla Geylani Hazretlerinin Gavs-ül Azam olduğu bildiriliyor. Ve anlatılan şeyler bu doğrulanıyor. Şöyle çeşitli rivayetlerden geliyor. O sırada işte mesela almadım onların örneği ama Mısır'da ya da işte ne bileyim Irak'ta ya da başka bir yerde büyük bir veli birden sohbet ederken duruyor ve diyor ki Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleridir diyor. Yani onlara da ilham yoluyla bildiriliyor bu. Ve böylece onun şeyi, hani en kamil mürşit olduğu zamanın en kamil mürşidi olduğu bütün İslam alemine yayılıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müridi olan Ebu Amr şöyle anlatıyor. Bir gün şeyhin huzurunda ve açık havada müritler toplanmış otururken, açık havada vermesinin sebebi de sohbetlerini genelde açık havada veriyor. Çünkü mekanlar almıyor insanları. Buna çözüm olarak da hani açık havada insanlara vaaz veriyor. Ve bir gün işte açık havada vaaz verirken yağmur yağmaya başlıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri işte diyor ki, göğe kaldırıp başını, ben topluyorum sen dağıtıyorsun diyor. Bunun üzerine hani onun etrafına dışarıya yağıyor yağmur ama onların üzerine yağmıyor. Bu da şahit olanların anlattığı şeylerden birisi. Kadiri tarikatının kurucusudur Abdülkadir Geylani Hazretleri. Eserleri halkın anlayacağı şekilde kaleme almıştır. Vaazları da öyledir. Onun için zaten çok hani sevilmektedir. Dili çok açıktır, sohbeti çok güzeldir. Ve her yaştan insanın anlayabileceği tarzda bir uslubu vardır. 1165 yılında 91 yaşındayken vefat ediyor ve ölene kadar da vaazlarına ve irşat vazifesine devam ediyor. Kadir'in tarikatının şeyi olsa da, şeyhi kurucusu olsa da, o dönemin bütün evliyalarının feyz aldığı bir insan, bir veli, bir Allah dostu olarak hayatı devam ediyor. Vaazlarına bazen 70 bin kişinin katıldığı söyleniyor.
Ve onun sohbetine dahil olan pek çok işte Yahudi, Hristiyan, başka dinlerden insanların da Müslüman olduğu söyleniyor. Zaten eseri şu Fütuhul Gayb sanıyorum ilk çevrildiği yabancı dilde Almanca, Türkçeden bile önce Almanca'ya falan çevrilmiş şu eseri. Türkçe'ye 80'li yıllarda mı çevriliyor bakayım. İlk çevirisi de bu. Sanıyorum bakayım 80. 80. Evet, 7. baskı. Yani 80 gibi. 80'li yıllarda çevriliyor. En çok bilinen eseri Fütuhul Gayb. Bunda da vaazları, sohbetleri bulunuyor. Ve oğluna vasiyeti, çok güzel de bir vasiyeti var. Tavsiye ederim bu kitabı okumanızı. Güzel bir kitap. Şemaili tarif ediliyor nasıl bir insan olduğu fiziki olarak. Orta boylu, alnı açık, geniş omuzlu, şişman olmayan, zayıf sayılabilecek, buğday tenli, saçları omuzlarında uzun, sesi gür ve heybetli ve çok şık giyinirdi diyorlar. 12 çocuğu olmuş, kimi kız kimi erkek ve kendi kurduğu tarikat, Kadri Tarikatı, Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs, Irak, Suriye ve Anadolu'ya bu evlatları vesilesiyle yayılmıştır. Müritlerin yani bir duası var. Müritlerim diyor, tövbe etmeden ölmesinler Allah'ım. Hani senin huzuruna temiz gelsinler diye böyle bir duası var. Bir defasında soruyorlar, iyi müritlerinin hali malum. Hani iyi müritlerin tamam iyi zaten. Ya kötü müritlerinin hali ne olacak diyorlar. O da diyor ki iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmaya adadık diyor. Yani onun da gerekliliğinden bahsediyor. Yemenli bir Hristiyan rahip mesela Müslüman olmaya karar verdiğinde Müslüman olmaya karar veriyor Yemen'de. Ve kim beni Müslüman yapsa acaba kime gitsem diye düşünürken uykuya dalıyor. Hani uykuyla uyanıklık arası yakaza gibi bir şey. İsa Aleyhisselam'ı görüyor. Ve İsa Aleyhisselam ona diyor ki Irak'a git. Orada Abdülkadir Geylani'yi bul. Ve onun huzurunda Müslüman ol diyor. Çünkü o zamanının alimlerinin en büyüğüdür diyor. O da Yemen'den kalkıyor. Irak'a kadar gidiyor, üşenmiyor ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni bulup onun huzurunda Müslüman oluyor. Mesela Nakşibendi Hazretlerinin de henüz doğmamış Nakşibendi Hazretleri. Onunla ilgili mesela şöyle diyor. Bir gün cemaatle otururken Buhara taraflarından güzel bir koku geldi diyor. Kendisi anlatıyor. Ve şöyle diyor. Benim vefatından 150 sene sonra dünyaya Muhammedi meşrep birisi gelir. İsmi Bahattin Muhammed Nakşibendi'dir. Bana mahsus nimetlere kavuşur diyor ve hakikaten onun vefatından 150 sene sonra Nakşibendi Hazretleri dünyaya geliyor. Hakkında çok fazla anlatılan kerametler var. İşte gösterdiği kerametler, işte hasıl olan bir sürü çok fazla her yerden yani Bağdat'tan gelenler var, Anadolu'da yayılmış olan kerametler var. Ve o kadar çok kerametleri anlatılıyor ki, oysa o keramet hususunda şöyle diyor. Kerametler ancak bir hayır, bir hikmet için gösterilir. Kerametini gizlemeyen kişi dünyaya düşkündür diyor. Bakış açısı da bu. Yani öyle keramet gösteren de bir insan değil ama onunla birlikte olanlar bazen kendi yaşadıkları hallerin bile bir keramet gibi yaşıyorlar. Dolayısıyla o kadar çok fazla anlatılan şey var. Keramet var. Eserleri çok fazla eser yazmıyor ama tabii çok fazla vaaz verdiği için bu vaazlar genelde müritleri tarafından kaleme alınarak eserleri oluşturuluyor. İşte Fütuhul Gayb bunlardan birisi. İşte El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani yine vaazlarından meydana geliyor. El Füyuzat-ı Rabbaniye fi Evradil Kadiriye. Kadiriye
kolunun dua ve işte çekeceği zikirlerden meydana geliyor. Mektubatı var, mektupları, çeşitli yazışmaları toplanmış. Kaside-i Hamriye diye meşhur bir kasidesi var. Onu bir istirak halinde, kendinden geçme halinde yazdığı söyleniyor. Kendi hallerini anlatıyor. Yaşadığı o olağanüstü bu gafslık makamına erdiği süreci anlatıyor. Ama hani böyle dümdüz okunup hani şey yapılacak bir şey değil. Hani kendinden geçme halinde yazdığı bir şey. Ya mesela ben ki Hüseyin'i soydanım, hazinedir durağım, cümle hak erlerinin boynunda durur ayağım. O yaptı toptan kutuplar üzerine sultanım, her halükardan emrim geçerlidir hükümranım diyor. Şey vardır ya hani, Nakşibendi Hazretleri söylüyor herhalde. Bizim kibrimiz kendi kibrimiz değildir. Kibriyullah'tır yani. Allah'ın şeyidir. Hani bizde tecelli eden o kibir gibi gözüken hal. Yani şimdi onu bilmeden hani kuru kuruya bunlara baktığın zaman insan hani dehşete kapılabiliyor ama öyle kuru kuru okunmaması gereken şeylerdir. Evet, aslında şeylerdir. Çok en nesi kabul bir şeymiş. Evet, evet. Ama aslında Muhabbetullah'tan. Tabii. Nerede kaldı? Yeni Bağdat'ta. Hiç Bağdat'tan çıkmıyor zaten. Bağdat'ta yaşıyor ve 91 yaşında. 5 sene bir tevcid yani. O da Bağdat'ın ardından 7 sene sonra tekrar Bağdat'a gelmek geliyor. Bağdat'ın sınırları dışındaki o Sahra çöllerinde yine. Başka bir yere hiç gitmiyor. Hiç mesela Muhittin Arabi bütün dünyayı dolaşıyor. Yani bütün dünya derken hani İslam topraklarını dolaşıyor. Anadolu'ya gidiyor. İşte Endülüs'ten kalkıyor düşünün. İspanya'dan. Anadolu'ya kadar geliyor. Atlas Okyanusu'nu, Yemen'i, Fas'ı. Yani bütün İslam alemini dolaşıyor. Öyle dolaşan bir insan. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'tan çıkmıyor yani. Orada 91 yaşında vefat ediyor. Orada, Irak'ta yine. Bağdat'ta şeyde, kabirde. Dünyanın dört bir yanından ziyarete gelenleri var. Hani Kadiri Şeyhi olmasına rağmen sadece Kadiri tarikatın değil, bütün tarikatların hürmet ettiği, feyzlendiği, hali hazırda feyzlendiği bir Allah dostu kendisi. Allah bizlerin üzerinden ruhaniyetini eksik etmesin. Arkadaşlar.